Efendim aramızda Sabahattin ve Müzeyyen Er çifti var. Üç kere izledim anlattıklarınızı. Hiç aklıma yatmadı. Çünkü anladığım kadarıyla akıl alacak. Karman karışık. Evet, işler gelmemiş başınıza. Hamile gelinlerinin ve oğullarının çevrelerine aksakallı dede ve melekler tarafından götürülüp yaza getirileceğini söylediklerini torunlarının akıbetini merak ediyorlar. Bir daha söyleyeyim. Gelinlere hamile ve oğulları çevrelerine aksakallı dede ve melekler tarafından götürülüp yaza getirileceğini söyledikleri torunların akıbetini merak ediyorlar. Bu akıl almaz olaylar silsilesi az sonra izleyeceksiniz. İçinde kalan diğer torunlarının da hayatından endişe ediyor babaanne ve dede. O yüzden onların akıbetini öğrenebilmek için stüdyomuzdalar. Oğullarına ve gelinlerine ulaşamıyorlar, erişemiyorlar. Ne yaşadıklarını bilmiyorlar. Fakat o kadar garip garip şeyler söyleniyor ki onlara. Torunlarının okula gitmediğini öğrenmişler. Diğer dünyaya gelen ve şu anda 5 aylık olması gereken bebeğin akıbeti belli değil. Öldü mü, öldürüldü mü, birine mi verildi? Çünkü evet, herkes ayrı bir şey söylüyor. Buraya kadar da gelmişler. Allah yardımcınız olsun. Bir izleyelim. Allah razı olsun. Gerçekten garip olaylar silsilesi. İnşallah senin sayende çıkacak hepsi meydana. İnşallah. İnşallah canım benim. Müge Hanım sana güvenerek geldim. Bir tarafta iki küçük çocuk, sağlığından endişeleniyor. Diğer tarafta akıbeti belirsiz bir bebek. Bir öldü deniliyor, bir dede götürdü diyor. Benim oğlum da melekler aldı gitti diyor. Tuhaf davranışlar. Hav 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 yapıyor. Karısını ısırmaya çalışıyordu. Çarpıcı iddialar. Öbür dünyada kocasından konuşuyor. Müzeyyen ve Sebahattin Er'in torunlarına ne oldu? 4-5 aylık doğmuş olması lazım. Çocuk yok ortada. Müzeyyen ve Sebahattin Er'i Manisa'dan Müge Anlı'ya getiren engelli oğullarının 7 ile 11 yaşlarındaki iki çocuğunun hayatlarından ve yeni doğmuş olması gereken torunlarının akıbetinden endişe etmeleriydi. Oğlum İzmir'de yaşıyor, Göztepe'de. Engelli, gelinimde de engel var. 2 tane çocukları var. Çocuklar bir de 2 senedir okula gitmiyorlar. Hepsi evin içindeler, kapılar, pencereler kapalı. Perdeler de çekili, bizi de katmıyorlar eve. Evde psikolojik hasta bir dayı var, bekar, 40 yaşlarında, hiç işe gitmiyor. Annesiyle beraber benim oğlumun evinde kalıyorlar hepsi bir. Bir de gelinim hamileydi geçen sene. Şimdi çocuk 4-5 aylık doğmuş olması lazım. Çocuk yok ortada. Bir torununuzun ortadan kaldırıldığını mı düşünüyorsun? Evet, kaldırıldı. Kız çocuğuymuş hem de. Sapkınlıkları yüzünden. İşte onun emrindeler. Onlar ne derse onu yapıyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Babaanne Müzeyyen Er'e göre torununun akıbetini sorduğunda kendisine çelişkili yanıtlar veriliyordu ve bu durum şüpheliydi. Ne oldu çocuğum bebek dedim. Bebek bebek deyip duruyorsunuz dedi. Melekler aldı gitti bebeğe dedi. Karın dedim halasına söylemiş dedim. Biz ultrasyonda baktık. Bebek çok değişik. Özel bir bebek. Aksakallı bir dedeyi görmüş rüyasında. Ben bu bebeği sizden alıyorum. Dede bize yazın geri getirecek bebeği demiş Ebru. Gelinimin karnı bomboş. Doğum yapılmış. Bu sefer de demiş ki 6 aylık demiş evde ben düşük yaptım. Öldü. Ben öldürdüler diyor. Şeytanlara dahiller ya. Şeytan onları ona öldürttürdüler. Ben öyle diyorum. Çünkü bir öldü deniliyor. Bir dede götürdü diyor. Benim oğlum da melekler aldı gitti diyor. 3 tane çelişki var bu ben üstünde. Dünürüyle ilgili de dikkat çeken iddialarda bulundu Müzeyyen Er. Kadın kocası öldü 5-6 sene oldu. Kocasından konuşuyor. Öbür dünyada şeytanın birisi ona musallat olmuş kocası şeklinde. Zeki diyerekten bütün muhabbet ediyorlarmış. Aşk meşk meseleleri konuşuyorlarmış. Yeşil cübbeyle geziyormuş orada kocası. Sarıklarla geziyormuş. Oranın efendisiymiş cennetin. Öyle diyor. Müzeyyen Er oğlunun geçirdiği psikolojik rahatsızlık nedeniyle sıra dışı davranışlarda bulunduğunu da bahsetti. Orada zaten benim oğlanı delirtmişler. Yapıyordu krizi geldiği zaman. Hav 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 yapıyor. Karısını ısırmaya çalışıyordu. Ta Konyalardan hocalar getirmişler uçakla bunlar. Benim oğlan istedikleri gibi yönetiyorlar bunlar. Sebahattin Er'in anlattığına göre oğullarının şahit oldukları başka tuhaf halleri de vardı. Ben dedi onlarla beraberim şimdi dedi. Nasıl berabersin? Çağırabilirim onu dedi. Kimi çağıracaksın dedim. Biz şaşırdık. Annesi çağırdı bir görelim dedi. O anda tak transa girdi. Kafasını yukarı kaldırdı böyle dimdik. Kimseyi duymuyor, kimseyi de işitmiyor. Ona konuşuyor. O da geldi onunla konuşuyor. Onların dilinde konuşuyor. Yani onlara girdiğini biz orada şahit olduk yani. Gözümüzle şahit olduk. Konuştu, biz de duyduk. İrtibata geçti onlar. İrtibata geçti. Bana inanmıyor musunuz dedi oradan biri. Ya benim oğlan söyledi onu. Ya nasıl oldu anlayamadık yani. Ondan sonra 1-2 saniye geçti geçmedi. Oğlan
kendine geldi tekrar. Kaynanasının bütün suç, yani başı, bütün hepsi o kadın. O yapıyor. Kadın dini, imanı, her şeyi, büyü. Kızını da yakıyor, damadını da yakıyor, torununa da büyük zararı var. Bu kadının durdurulmasını istiyorum ben. Kötü şartlarda yaşadıklarını öne sürdükleri torunlarını almak isteyen er çifti, doğan torunlarına ne olduğu sorusunun yanıtını arıyor. Bunlar Palu ailesi gibi olmuşlar Müge Hanım. Hepsi şeytanlı bunların. Bu küçük doğan bebeğimizin ne olduysa, ne şekil ortadan kaldırdılarsa bulmanı rica ediyor. Müge Hanım, torunlarımın hayatında endişeliyiz. Onları kurtarın Allah rızası için ne olursun lütfen. Ay vallahi Allah yardımcınız olsun ya. İki senedir neler çekiyoruz biz, iki senedir. Bizi eve katmıyorlar Müge Hanım. Eve katmıyor, gelin kovuyor bizi, iç yüzlerini öğrenmeyelim diye. O iki tane çocuk, 11 yaşında kız, 7 yaşında oğlan. Hasta dayıdan ben korkuyorum. Film şey, o camdaki kız gibi olacak benim kız çocuğum diye korkuyorum. Onların oradan kopmasını istiyorum. Ya bize versinler ya devlet alsın ellerinden. Şimdi okula gitmiyor mu bu çocuklar? Gitmiyor. İki seneden beri okula gitmiyor çocuklar. Evleri kapalı. İzmir'de mi yaşıyorlar? Kapalı. İzmir'de. Kimseye irtibatları yok. İzmir'de. Isınma kapıları ağrıyor. Bizler ağrıyoruz. Hiç kimseye açmıyorlar telefonu. Kimseleri eve kapatıyorlar. Biz gittik. İşte ayın, geçen ayın orta başında. Açmadılar bize kapıyı. Polise müracaat ettik. Göztepe polisi geldi. Polis nezaretini kapıyı açtırdık. O anda biz gelinin karnı bomboş. Boşaldığını hissettik. Konuşturmadılar. Bizi çıkardılar dışarıya tekrar. Sonra işte bu olaylar meydana geldi. Müge Hanım, bir de gelinim... Ama İzmir gibi nerede nasıl 7 ve 11 yaşındaki iki çocuk okula gitmiyor? Mutlaka devlet kayıt gitmiştir. Kayıt olmuyorlarmış. Oturdukları yerlere kayıt olmuyorlarmış. Allah Allah. Yoksa araştırırlar, bulurlar da onları. Evet, çünkü arıyorlar nerede çocuğu niye getirmediniz diye. Evet. İzmir Göztepe'de öyle Göztepe'de, mi? Göztepe'de evet. Oturuyor iki tane 7 ve 11 yaşındaki çocuk okula gitmiş. Evet, gitmiyor. Aslında o kadar çok olaylar silsilesi var ki ben önce okula takıkım biliyorsunuz. Evet. İki tane çocuğun okula gitmemesi çok büyük bir problem zaten. Evet. Peki ne diye göndermiyorlar? Sordunuz mu? Niye göndermiyorsunuz çocuğu? Söylediğimiz zaman paramız yoktu, gönderemedik. Hastalıkla uğraşıyoruz biz. Kim çocukların peşinde koşacak? Bir de doğum yapacak diye yeni bebek. Kızı ona baktıracak bebeğe. O kız onun el ayağı. O kızı işlettiriyor evin içinde. 11 yaşındaki. 11 yaşındaki kızı işlettiriyor. Şimdi nasıl evlendiler sizin bu oğlunuzla? Görücü usulüyle. Kardeşim yaptı bu kızı bize. Hı. Görücü usulüyle evlendiler Müge Hanım. 15 senelik evliler. İyiler miydi başta? İyilerdi. Gelinim bizi çok seviyordu, sayıyordu. Biz de onu çok sevip sayıyorduk. Oğlumuzdan daha fazla ona değer veriyorduk. Çünkü o bizim ailemize geldi elin kızı deyip de hor görmeyelim. Benim oğlum engelli. Onda da var engel. Onda ne da kalça. Ne engelli? Onun da kalça çıkığı var. Benim oğlum 9 yaşında kamyon çarptı. Bir tarafına felç geldi çocuğumun. Büyüttüm ben onu. Bir çocuk yerine 5 tane çocuk büyüttüm belki. Neyse büyüdü. Belediyeye kattı babası. Belediyede oturduğu yerde bir taraf, bir kolu tutmaz onun hiç. Bir mendil dahi tutamıyor. Belediyede iş buldular ona göre. Tek eline maaşını kazandı. Bilgisayardan ders çıkarıyordu kütüphanede çocuklara. Neyse oradan emekli oldu. Emekli olunca Müge Hanım, bizden saklı, gizli, bu kayınvalidesi falan hepsi bir olmuşlar. Bizden gizli Fethiye'ye tayinini çıkarmış. Gelin de milli eğitimdeydi. Tayinini çıkarmışlar, bizden gizli saklı Fethiye'ye kaçmış gitmişler. Kayın nasıl götürmüş bunları? Biz iç yüzlerini öğrenmeyelim diye. Fethiye'de bunlar bir sene durdular, oraları da yapamamışlar. Neyse sebebi bilmiyorum. Sonra İzmir'e tayin istemiş bunlar. İzmir'e geldiler. İzmir'e gidip geliyorduk birbirimize, iyiydik. Sonra geçen sene benim oğlum psikolojik bir hastalanmış. Fethiye'de hastalanmış. Aslında da bizi gitmeyelim diye bir söylememişler. Fethiye'deyken Konya'dan uçakla hocalar gelmiş. O hocaların da araştırmasını istiyorum Müge Hanım. Bunların kökü çok uzun bunların. Bunlara hoca demiyoruz, üfürükçü diyoruz artık. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Onlar öyle diyorlar. Ben de öyle söyledim. Özür dilerim. Yok yok estağfurullah. Ben hocalar, de söylüyordum da sonunda buldum. Hocalardan özür dilerim aslında. Hocalardan özür vallahi dilerim. Valla ben de her söylediğimde özür diliyordum. Sonunda üfürükçü dedim, artık buldum evet, onu. Evet evet. Adı öyle onların. Ondan sonra neyse hastalandı. Yani üfürükçüyü öyle uçakla mı getiriyorlar kardeşim? Evet evet. Diye. Uçak istemişler. Evet, uçakla gelelim demişler. Uçakla getirmişler. Benim oğlumu böyle bu üfürükçülere... Benim oğlum belediyeden dünya paralıyor. Evine ekmek alacak parası yok.
Yiyorlar benim oğlanı. Şimdi anladığım kadarıyla şimdi kayınvalide de mi problem var? Bu ölmüş kocasıyla konuşuyor. Hı. Onu cennetin efendisi olarak görüyor kocasını, evet, falan. Tövbe yarabbim. Hı. Hani onları mı anlatıyor? Yoksa sizin oğlunuzun psikolojisi bozuk, havlıyor, uluyor falan diyorsunuz. Şimdi oraya geliyorum. Oraya geliyorum yavaş yavaş. Şimdi benim oğlum hastalanmış. Halası bana dedi ki, oğlum dedi çok hasta dedi. Serkan diyoruz biz, iki atlı benim ama Mehmet geçiyor Kütük'te. Serkan dedi çok hasta, Müzeyyen teyze dedi, git oğlunu bir dolaş dedi bana. Bizden gizli kaçtılar, gittiler Fethiye'ye, biz kırgındık. Neyse biz gittik babayla ikimiz, ana benim çocuğum bambaşka bir şey olmuş. Böyle bakışları değişik, konuşmaları değişik. Yani bir tuhaf olmuş çocuğum, sersem sersem böyle bastığı yeri bilmiyor. Biz bu apar topar aldık, çoluk çocuk hepsini bize getirdik. Biz bunun çaresine bakalım dedik. Bir seneden beri öyleymiş çocuk. Bizden gizliyorlar. Neden olduğunu içlerini öğrenmeyelim diye. Neyse geçen sene Şubat ayında bizdeydi bunlar. Bizdelerdi. Biz bunu hoca bulun gelin bize, hoca bulun. Biz filanca yerden hoca getirdik. Kolanca yerden hoca getirdik. İyi olmadı, bize hoca bulun. Bizim de bir dalgınlığımıza, biz şaşkınlığımıza geldi. Biz bunları aldık Salihli'ye, bir hocaya götürdük. Bir gittik ya, hocanın pislikten içeri girilmiyor. Hoca denecek yanı yok yani. Zaten kendini ilaç olsa kendi başına sürer hesabı. Adam kendi ayakta zor duruyor. He. Hadi gerisin, geri geldik. Okul büfledi, bir şey yok. Geldik, biz ona inanmadık. Hadi dedik, Manisa'ya ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürdük. Hemen bunları aldılar. Yatışını yapıldı. Biz çocuklara bakıyoruz. Dede onları götürdü gitti. Ben çocuklarla kaldım. Neyse. Onları hemen yatışını yapmışlar. Onların derken? Yani benim oğlumla Mehmet'le Ebru gelinimin. Gelinim de kalmış başında, engelli ya. O da istemiş, kalmak istemiş yanında. Refakatçi olarak. Evet, evet. Ondan sonra kaldılar onlar orada. 15 gün yattı. Güzel abla, birazcık kısa geçmemiz lazım. Yani biz şimdi sonuca gelelim. Bitti zaten, bitti bitti. 15 gün kaldı, geldi. Benim oğlum eski haline gelmiş. Ama o hastalandı dedim, bizde birkaç krizler geçirdi ya. Benim oğlum köpek gibi hareketler yapmaya başladı. Karısına saldırıyor. O saldırdığı anda karısı hemen annemi arıyor Serkan. Annesini arıyor. Annesi babasıyla görüşüyor bir dünyadan. Oradan selam getiriyor benim oğlana. Benim oğlan sakinliyor. Hayda. Evet. Benim oğlan sakinliyor. Benim oğlan başlıyor. En büyük zeki demeye başlıyor. En büyük zeki demeye başlıyor. Kayınbabası cennet demiş ya. Cennet demiş ya, sarıklı, cübbeli oranın efendisiymiş ya. Benim oğlana kayın nasıl oradan selam gönderiyor. Gelinin telefonunda duyuruyor ona, benim oğlana kulağına koyuyor telefonu. Benim oğlan sakinliyor. En büyük zeki diyor. Böyle. Ay, böyle yerde böyle dört ayak köpek mi oluyor yani? Hayır. Ağızdan yani, ağızdan. Havlıyor. Cinnet havlıyor gibi, havlıyor gibi, uluyor gibi böyle bir tuhaf hareketler yapıyor. Nöbeti gel, öyle. Acayip sesler çıkarıyor. Evet, hani evet, evet. Kayın babasından geldiği zaman sakinliyor benim oğlan. Bir yarım saat sonra gene oluyor. Eşi ne diyor buna? Eşi de yani eşi onlara, eşi ne diyecek? Yapmış, yakıştırmışlar, eşi biliyor her şeyi. Telefon, biz bilmiyoruz elinde, ki. Eşin telefonu elinden düşmüyor, devamlı babasını, annesini arıyor. Anne, babamı ara. Babası Mehter. Kız da inanıyor yani bütün bunlara. İşin içinde. Gelin de saf kalpli zaten. Allah'lık saf kalpli o da. Benim oğlum da zaten saf kalpli. Ama geline de üzüldüm ben şimdi yani. Oğlu evde, kocası evde havlıyor. Annesi tutuyor. Kocasıyla, ölmüş kocasıyla konuşuyor. Gelin de inanıyor annesine. Ona. Müge Hanım. Gelin de annesine inanıyor. Doğru olduğuna inanıyor gelin de. Tüh tüh. Şimdi bu işin aslı kayınvalidesinde. Benim kayınvalidesi, oğlum kayınvalidesi çok fena. Baş o. Esas sıkıntı ondan başlıyor. Çok o affedersiniz. Konya'daki o... O da rahatsız demek ki. Ha, o kadın şimdi el almış orada Konya'dakilerden, üfürükçülerden. Oradan yayılıyor bu. Benim oğlana da vermek kalkmış. El vermişler, benim oğlana, kızına vermiş. Hepsi aynı biraz, kafadalar. Biraz benim para göz gibi, paraya tapar gibi hareketler. Allah'ı unutmuşlar. Ne oluyor? Tövbe, yani verdiği elle ne yapıyormuş? Şeytana uymuşlar. Verdiği elle ne yapıyorlarmış yani? Birbirine enerjileri geçiyormuş bunların. Birbirine... Aynı şeyleri görüyorlarmış. Düşünceleri farklı, aynı oluyormuş. Gerçekten de hepsinin düşüncesi aynı. Benim oğlan bizi düşman görüyor. Bizi öldürecek istemiyor. Bir adı var yani, deşti neyse. Kayınvalidesine bir şekilde inanıyor. Toplu halde insanlar cümbür cemaat hepsi aynı olmuşlar. Cümbür cemaat. Peki çocuklar?
Çocuklar da aynı ortamdalar. Biz ondan korkuyoruz. Çocuklara zarar gelecek şimdi. Torun doğmuş, torun kayboldu. Şimdi öbürlere de yapacaklar bir şey diye korkuyoruz. Şimdi yarın bir gün öbür bunları yapmayacaklarına malum. Bizim telaşımız o. Şimdi zaten okula gitmemeleri eminim şimdi hemen İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nü harekete geçirmiştir bile. Bir kere okula gitmemek sosyal diye bir şey söz konusu olamaz. Sosyal hizmetler gelmiş mi onları araştırmış. Biz şikayet ettik. Nerede çocuklar? Sosyal hizmetleri bir öğrenmenizi istiyorum sizin evlerini. Ne durumda görmüşler, ne karar vermişler onlara? Şimdi ne karar verecek hali yok. Bir kere çocuklar okula yazılacak karar marar yok yani. Biri 7, biri 11. Bu sene de bitti artık yani. Bu sene de bitti zaten. Hemen alırlar onu. 2 ay bile kalsalar alırlar. O önemli değil, onu alırlar da. Hiç mi gitmediler çocuklar okula? İki senedir hiç gitmediler. Zaten 7 yaşındaki o zaman hiç başlamadı. Bu sene başlayacaktı o. Bu sene başlayacaktı. 11 yaşındaki de... 2 senedir gitmiyor. Orta 1'e gidecekti bu sene. Kocaman kız iri yarı böyle. Ha, işin tuhaf yönü evlerin içinde. Kayınvalidesinin bir de oğlu var. Hani dayı diyoruz. O da 40 yaşların üstünde. O da benim oğlumu dövüyormuş Müge Hanım. Psikolojik rahatsız kendisi. Şimdi televizyonda görüyoruz. Bayağı. Neyse öyle söylemeyelim tabii. O şimdi her psikiyatrik rahatsızlığın tabii çocuğa bir zarara dokunur korkusunu. Anladım. Ama yani onu söylememek lazım. O belli değil. Tamam bulalım o zaman bu çocukları. Yani siz gittiğiniz zaman da... Bu çocukları bize versinler. Biz okutalım. Biz sahiplenelim. Bu öyle ana mi? Karı kocayı da tedavi altına alsın devlet. Benim gelinimi, oğlumu da tedavi ettiler. Muhabirimiz Hüseyin Coşkun bahsi geçen hazretsin. Ben Hüseyin'i dün şeyden çıkarken elinde bir bavulla gelmişti çocuk. İzmir'e mi gönderdiniz şimdi? Hüseyin'e bir bağlanalı, kapı arkasından konuşuyormuş gelininizle. Ha, öyle yapar, adet odur. Ha? Öyle yapar. Hüseyin'cim günaydın. Günaydın Müge Hanım, iyi yayınlar. İzmir'den selamlar. Mehmet Er, Ebru Er çiftinin evinin önündeyiz. Aslında onlarla yine kapı arkasından bir görüşme şansımız oldu. Bu bandımızdaki yayında konuşulan iddiaları da sorduk. Hüseyin, almadılar mı seni eve? Yine kapıda kaldım. Şu tavrı çok hoşuma gidiyor da hocam. İçeri almadılar. Susma... Bizi de öyle yapıyorlar. Susma haklarını kullanmak istediklerini söylüyorlar ama aslında yayında başladığı için izlediklerini düşünüyorum. O kendi ağızlarından aktardıktan sonra, onların aktardıklarını size aktardıktan sonra kapıyı da isterseniz tekrar bir çalarız. Tamam. Çünkü yeni iddialar da var. Onları sorarız. Mehmet miydi? Mehmet miydi oğlunuz? Mehmet. Mehmetciğim, Ebru'cum susma hakkı falan mahkemede falan kullanılıyor. Ayrıca susma hakkı kullanmak da... savcılar, hakimler, mahkeme heyeti üzerinde çok olumlu bir etki bırakmıyor. Bu şu demek yani. Sükut ikrardan gelir. Yani eğer susuyorsan aslında konuşulanları kabul ediyorsun demektir. Daha çok güzel söyledin Türkçesi. Müge Hanım. Yani o yüzden ağzına susma sağlık. Hakkını kullanacak bir şey yok. Burada bak anneniz var, babanız var sonuçta. Benim öncelikli hedefim çocuklar. İki çocuğun okula gitmediği söyleniyor. Doğan bebeğin de başına bir iş getirildiğini iddia ediyor. Bunları iddia eden de babaanneyle dede. Evet. Adamlar da kalkıp niye gelsinler Manisa'dan durup dururken bu karda kışta? Yani aksakallı maksakallı falan. Tövbe yarabbim şimdi böyle şeyler söyleyince... Yani yaza da geri getirecek deyince bunlardan hangi aksakallı aldık, ne getirecek? Birine mi verdiniz sokaktan sakalı beyaz olan birine mi verdiniz diye düşünüyorlar tabii. Ben de olsam ben de düşünürüm. Aynı şey. Şimdi önce bebek için ne diyorlar Hüseyin'ciğim? Öncelikle iki çocuklarının olduğunu söylüyorlar. Üçüncü bir çocuklarının hiç olmadığını, hiç böyle bir çocuk dünyaya gelmediğini söylüyorlar. Hanımefendi kendisini gebe zannettiği için... Gebe zannettiği için böyle bir şey söylediğini, daha sonra da bir çocuk sahibi olmadığını söylüyor. Çocuklar için, bu iki çocuk için şunu söylüyorlar. Onlardan birisini de gördük. Zannediyorum ki 11 yaşındaydı. Okula bu yıl gidemediklerini, Eylül ayında yeniden okula başlayacağını söylüyorlar. Ben tabii kendilerine şunu sordum. Dedim ki siz bu ciddi bir iddia. O yüzden buraya geldik. Siz bir çocuğu ortadan kaldırdınız mı? Böyle bir ihtimal, böyle bir durum var mı? Şunu söylüyorlar. Biz zaten çok zor çocuk sahibi olduk. Bu iki çocuğu da zor bulduk. Bizim bir çocuğumuz olduğunda onu ortadan kaldırmamız gibi bir şey söz konusu değil. Ben tabii yine Mehmet Bey'in garip davranışlarını da sordum. Kendisinin epilepsi hastası olduğunu, yani engelli olduğunu, bazı nöbetler geçirdiğinde de böyle davranışlar sergileyebildiğini, kendilerinin herhangi bir tılsım, işte üfürükçüyle falan işlerinin olmadığını söylüyorlar. Bu konuda da savunmaları bu. Çocuklarını okutamamaları ile ilgili aslında açıklamaları da maddi yetersizlik.
Niye çalışıyormuş karı koca işte? Şöyle bir iddiaları da var. Şöyle bir iddiaları da var. Şu anda sadece hanımefendi söylemediği bir işte çalıştığını söyledi. Beyefendi engelinden dolayı çalışamıyormuş, işi bırakmış. Hatta buradan da taşınacaklarmış. Şöyle de bir iddiaları var. Neden? Evet, emekli oldu. Özür diliyorum. Neden buralara geldi bu iş? Bu anneniz babanız ta İstanbul'lara kadar gidip bu kadar ciddi iddialarda bulundular diye sorduğumda da biz anlaşamıyoruz. Çok kez küstük, çok kez görüşmeyi kestik ama biz bundan bir hafta önce kadar zaten onların elini öptük. Yani ben ailemin, annem babamın elini öptüm dedi Mehmet Bey. Daha sonra biz bayramda da çocukları alıp gidip ellerini öpecektik. Bunları da açıklasınlar. Bizim onlarla bir problemimiz yok. Sadece küskünlük, dargınlığımız var ama bu saatten sonra görüşmek de istemeyiz diyorlar. Dilerseniz isterseniz yeni gelişmeler de oldu, yeni iddialar da oldu. Belki cevap vermek isteyeceklerdir. Siz de isterseniz kapılarını çalalım Müge Hanım.